Herkese selamlar. Şu anda kendi stüdyomuzdayız. Bu ikinci ya da üçüncü kayıt günümüz aslında. Yaklaşık iki ay önce Yağmur'la artık pandemi döneminin bize getirdiği hem hali turiye, hem ruhiye hem de şartlardan dolayı telefonla konuşuyor. Video görüşmelerle ya şöyle bir şey mi yapsak, böyle bir şey mi yapsak diye bir çaba içine girdik. Ben o zaman evime yakın stüdyoyu kapatmamıştım. Orada bir kayıt aldım. Önce ritim kalıplarına karar verdik Yağmur'la. Arkasından Yağmur onun üzerine gitar çaldı. Sonra ben o gitarlara göre tekrar davulla çaldım. Cem'e yolladık. Benim bir perküsyoncu arkadaşım var İspanya'da, onu yolladık. Cem Kombine. Ve acayip bir noktaya geldi şarkı. Ve şu ana kadar çok yapmadığımız bir şarkı formu. Daha progresif, daha özgür ve açık olduğumuz mu diyeyim? Yani daha kalıpların çok, dışına çıktığımız evet, bir. Biraz ritim, daha çok ritim üzerine kurulu. Bir mevzu oldu. Yani daha çok davulun üzerinden yola çıkarak bir şeyler yapıyoruz ama ya evet, gerçekten çok çıkan şey hoşumuza gitti ve biz de hani bunu paylaşmak istedik. Ama sonuçta biz 4 kişiyiz. Yani Ferman'ı da bir şekilde nasıl işin içine alırız diye düşünüyorum. Çünkü çok sözlük bir, yani söz müzik, sözle ifade edilecek bir müzik değil. Ve Ferman üzerine bazı vokaller yaptı. O da çok keyifli bir noktaya getirdi ve en son halini dinlediğimiz zaman da bunu bu şekilde yaptığımız şarkıları belki toplayabiliriz ve bunları antroposen öncesinde dünyanın geldiği noktayı, yani evrenin başlangıcından günümüze kadar gelen noktayı. Çünkü antroposen denilen tanım insanın dünyaya hakim olması ve geri çevrilemeyecek şekilde değiştirmesi ve doğayı getirdiğimiz durum aslında bakarsınız. Fakat bunun öncesinde de dünyanın ve evrenin bir oluşumu var. Onun bir şekilde kafamızdaki formlarla bağdaştırarak ifade etmeye çalıştığımız bir sürece girdik. Şimdi böyle anlatınca çok sanatsal, çok alt metinli bir durum gibi geliyor ama aslına bakarsanız gündelik duyduğumuz seslerden hareketle, hatta geçen gün Yağmur'la şeyi konuşuyorduk, devinim. Neden sürekli 4-4, 5 olduğu zaman ne oluyor, 7'si olduğu zaman ne oluyor? Bir mücadele içindeyken insan aksadığı zaman belki o odd time'lar, hep sürekli duyduğumuz 4-4'lük ya da 6-8 ritimler değil de 5'ler, 7'ler, 9'lar işin içine giriyor. Yani o hayatı bir şekilde bu şekilde ifade edebilir miyiz diye düşündüğümüz bir üretim aşamasına geçtik. Ve şu anda da ikinci şarkının kayıtları için stüdyodayız. Biraz önce Yağmur'la etemizdeki taşları döktük. Yağmur, abi burayı böyle, şurayı şöyle mi yapsak diye fikir verdi. Şimdi ben de belli bir mesonum üzerine kafamdaki ritim formlarını çalışacağım. Arkasından da bu akşam büyük ihtimalle bir demo halinde bir taslak çıkartırız. Bir de o kadar çeşitli fikirler ve düşünceler var ki, yani bu akşam çaldığım şeyden belki 4-5 tane farklı şey bile çıkabilir. Tabii. Ya aslında tamamen şu anda böyle evrenin, kozmosun veya ismi neyse onun akışında, yani mümkün olduğunca serbest bırakarak kendimizi. Ama tabii ki belli bir mantık içinde gene, bir bütünlük içinde bir yolculuk yaratmak istiyoruz aslında. Bir yolculuk hissi yaratmak istiyoruz. Büyük ihtimalle de yani birbiriyle bağlantılı olan şarkılar ve enstrümantal trackler olacak. Heyecanlıyız yani, gerçekten ilk yaptığımız iş bizi direkt zaten hemen bunu devamını yapalıma getirdi. Evet. Bakalım, takipte kalın. Görüşürüz.